aziz milletimizin ısrarla beklenti içerisinde olduğu bu konuyu partimizin bu genişletilmiş il başkanları toplantısında dile getireyim istedim. Bakınız, Türkiye'de bir sendika çok uzun süredir hem ülke içinde hem yurt dışında kara bir propaganda yürütüyor. Bu sendika Türkiye'de gazetecilerin keyfi olarak tutuklandığı iddiasını yayarak Türkiye'nin imajını zedelemek, Türkiye'yi karalamak için çok yoğun bir gayret sarf ediyor. Çok acıdır ki başta ana muhalefet partisi genel başkanı olmak üzere bazıları da bu iddialara sarılıyor. Onlar da aynı şekilde Türkiye'ye çok büyük zararlar veren kampanyalarda görev alıyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta, özellikle de yurt dışında, Türkiye'de yüzden fazla gazetecinin tutuklu olduğunu ifade ediyor. Hatta biliyorsunuz bir ara öyle ileriye gitti ki İsrail'de tutuklu veya mahkum gazeteci olmadığını, Türkiye'de yüzden fazla gazetecinin tutuklu olduğunu söylemek gibi bir gafın ya da gafletin altına imzasını attı. Daha geçtiğimiz hafta, ey medya, bunları iyi kaydedin. Biliyorum canlı yayındasınız, orası kaçmaz da, ama bunu iyi kaydedelim. Çünkü milletim en azından bunu iyi bilsin. Daha geçtiğimiz hafta Ramallah'ta iki Filistin televizyonunun kapatıldığını da kendisine bu vesileyle hatırlatmış olalım. Türkiye bugüne kadar çok siyasetçi gördü. Ama kendi ülkesini başka ülkelere şikayet eden, sempati toplamak amacıyla başka ülkelere yağcılık yapan bu kadar acziyet içerisinde bir siyasetçi görmedi. Şimdi şu vereceğim bilgileri Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle de CHP'ye oy vermiş, gönül vermiş kardeşlerimin iyi dinlemesini istiyorum. Başlarında kimin olduğunu iyi bilsinler. Bir sendika ve tutuklu gazetecilerle ilgili bir platform Türkiye'de 105 gazetecinin tutuklu ve hükümlü olduğunu iddia ettiler ve bir liste yayınladılar. Biz bu listedeki isimleri tek tek Adalet Bakanıma, basın müşavirime söyledim. Dedim şunları bir çıkartın bakalım. Araştırdık. Bu gazeteci olduğu iddia edilen 105 kişilik isim listesindeki, geçenlerde yine bir köşe yazarı bunu dikkatle yazdı. Niçin iktidar bunları açıklamıyor dedi. Ben de biliyorum ki dedi, bunlar aslında çoğu gazeteci filan da değil. İsim listesindeki 25 kişi hükümlü. 70 kişi tutuklu ve yargılanması devam ediyor. 95. Bu listedeki 6 kişinin cezaevlerinde kaydı yok. Yani hayali isimler 101. Yine bu listedeki 4 kişi de tahliye edilmiş. Onlar da orada değil. Bu 105 kişilik listedeki isimlerden sadece, bakın arkadaşlar, 6 tanesinin sarı basın kartı var. Burada kimler var? Muhasebeciler var. Kimler var? Mühendisler, müzampaycılar, ofis elemanları, gazete dağıtıcıları, gazete çalışanları. İşte bu listede bunlar gazeteci gibi gösteriliyor. Bu listedeki 69 kişi PKK, Kongre Gel, KCK örgütüyle ilişkilendiriliyor. 7 kişi THKPC ile ilişkilendiriliyor. 4 kişi DHKPC ile, 11 kişi devrimci karargah evleriyle, 4 kişi MLKP ile ilişkilendiriliyor. Bu 105 kişilik listede son dönemde darbeye hazırlık iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 gazeteci de yok.
Onların isimleri listeye alınmamış. Geliyorum hüküm ve iddialara. PKK üyelerine bilerek ve isteyerek yardım etmek, lütfen dikkat ediniz, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak ve bulundurmak, bir kişinin kaçırılıp örgüt evine götürülmesi eylemine katılmak, terör eylemi sırasında tabanca ve sahte polis kimliği kullanmak, örgüt adına para toplamak, polis aracına silahlı saldırıda bulunmak, terör örgütüne üye toplamak. Dikkat edin değerli arkadaşlarım. CHP Genel Başkanı işte bu iddialara, bu ilişkilendirmelere, bu gerçeklere rağmen bu isimler üzerinden kendi ülkesini karalayan bir genel başkandır.